Merhabalar sevgili hanımlar, hobi evim, örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir örgü modeli başlayacağız birlikte. Tunus işi örgü modeli. Farklı bir model, bebek örgülerinde, şallarda, örgü, bere, battaniye birçok üründe kullanabileceğiniz güzel bir model. Umarım sizler de beğenerek yapar ve kullanırsınız. Hemen başlayalım isterseniz modelimizin yapılışına. İpim bebe yünü arkadaşlar. Orta kalınlıkta bir ip. Yumuşak. Şişimde yine Tunus işinde kullanılan ucu tığ şeklinde olan 4,5 numara kalınlığında bir şişim var. Şimdi zincir çekerek başlayacağım. Bir kapama zinciri çektim önce. Diğer zincirlerimi biraz büyük çekiyorum ki ilk sırada zorlanmayayım. Şişim biraz büyük numaralı bir şiş çünkü. 1, 2, 3 zincir, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24, 25 zincir çekerek başladım. Bir tane de 26. zinciri dönüş zinciri olarak kullanacağım. Şimdi her bir zincire bir kez batacağım. İlk sırada az önce de söyledim biraz zorlanacağız. Çünkü şişimiz biraz kalın. Bir tane ilmek çıkardım. Hemen yanındakine batıyorum. Her birine birer kez batarak ilmek çıkaracağız. Sıra sonuna kadar. Toplamda 25 ilmeğimiz olacak arkadaşlar. Üzerine model uygulayacağız. Her bir model için 6 ilmeğe ihtiyacımız var. Bu şekilde her birine batarak sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sonuna kadar bütün zincirlerimin hepsine teker teker battım. 25 ilmeğim var. Yapacağımız model çarpı 6, bir modele 6 tane gidiyor, artı 1 şeklinde atıyoruz ilmeğimizi. 4 kere 6 24, 4 model yapacağım ben. 4 kere 6 24, artı 1 25 ilmek attım. Şimdi bu şekilde toplayarak başlayacağım. Fakat ilk ilmeğimi 2 kez bu işlemi yapıyorum. Bir zincir oluşturmak için burada köşesi çekme yapmasın diye. Şimdi diğerlerini 2 2 bu şekilde çıkmaya devam edeceğim. Bir kere alıyorum. İki ilmeğin birden içinden çıkarıyorum. Çok sıkı yapmayalım burada ilmeklerimizi. Gevşek tutalım ki rahatlıkla işlemimizi yapabilelim. Sıra sonuna kadar bu şekilde geliyorum. Çıkardığımız ilmeklerin tek tek içinden kapatarak sıra başına kadar geldik arkadaşlar. Şimdi başlangıçta bir zincir çekiyorum. Yine köşede çekme yapmasın diye. İlk boşluğa batırıyorum. Hiç üzerine almadım tığımın. Bir ilmek çıkardım. Hemen ikinciye battım. Bütün boşluklara batarak bu şekilde ilmek çıkararak sıra sonuna kadar devam edeceğim modelimi. Daha sonra bir sonraki sırada ilmeklerimizi tekrar kapattıktan sonra ikinci rengimizle modelimizin uygulamasına geçeceğiz. Önce bir altyapı hazırlıyoruz kırmızıyla. Her bir boşluğa birer kere batıp birer ilmek çıkartıyorum. Sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldim. Boşluğa bir kez battım.
Bir de sıra başında ilmek çıkarırken bir zincir yapmıştık. Bir de o zincire batıyorum ki her sırada bu işlemi yapacağım. Eksilme olmasın sayısında diye. Şimdi yine ilk ilmeğimden bir kere ilmek çıkardım. Bir zincir. Bir kere daha. Daha sonra 2-2 yapıyorum işlemimi. Her aldığım iple 2 ilmekten birden geçiriyorum şişimi. Yine 2-2 geçirerek sıra başına kadar bu şekilde geleceğiz. Sadece 2 ilmekten geçiriyoruz. Ben küçük bir parça başladım. Sizin çok fazla vaktinizi almamak için arkadaşlar. Dediğim gibi büyük parçalar yapabilirsiniz bu modelle. Tunus işi malum kolay bir yapılış, çok kolay, zevkli de bir iş. İki renkli, özellikle battaniye, şal, koltuk şalı gibi ürünler çok güzel duracak modelimizden diye düşünüyorum. Şimdi yine sıra başındayım. Burada ip rengimi değiştireceğim. Hemen bağlıyorum sarı rengimi. Bir kez düğüm attım. Sarı rengimi sardım bu kez parmağıma. Kırmızı ipimi de tutuyorum ki sıkıca gevşemesin. Hemen bir zincir çekeceğim. Bir tane daha çekelim. İki zincir çektik. Sıra başındayız. Şimdi hemen ilk boşluğa bir kez batıp bir ilmek çıkartıyoruz. Bir. Yanındakine battık. İki. Hemen onun yanındakine. Üç. Dört. Sayalım hemen. Bir, iki, üç, dört. Bir tane daha çıkaracağız. 5 olacak sayımız. 5 sayısını ulaştıktan sonra bir sonrakine batıyoruz bir kez. 6. kutucuğa üzerine bir kere aldık. 2. Batırdık. 3. Üzerine aldık. 4. Batırdık. 5. Üzerine aldık. 6. Batırdık. 7. Üzerine aldık. 8. Batırıp aldık. 9 kez ilmek aldık, 9 ilmek ve hepsini bir kere de çıkardık. Sadece bu kutucuktakileri. Yan kutucuğa da geçmeden hepsini çıkardım ve bir zincir çektim ve kapattım. Şimdi diğerlerine hemen bir sonrakine batacağım. Yine aynı şekilde batarak devam edeceğim. Bir kere batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Bir kere batıyorum, ilmek çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek çıkardık. Beşinciyi çıkarıyoruz. Altıncı da yine. 1, üzerine aldık 2, batırdık, çıkardık 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ilmek. 9 ilmeğin hepsinden bir kere de çıkarıyoruz ve bir zincirle kapatıyoruz düğümüz, ilmeğimizi. Şimdi yine bir sonrakine batarak devam edeceğim ilmek çıkarmaya. 2 3 4 5 6'ncıya geldik. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8 ve 9. 9'unun birden altından geçirdim. Bir zincirle kapattım. Şimdi yine bir sonrakine battım. 1, 2, 3,
4, 5. Altıncıya yine batırdım. Bir kez üstüne doladım. 2, 3, 4, batırdım. 5, 6, 7, 8, 9. Dokuzunun birden altından ipimizi geçirdik ve bir sık iğne yaptık. Daha sonra devam ediyorum. 1, 2 ve en sonda zincirime bir kez batacağım. 3. Sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi yine ilmeklerimizi kapatarak sıra başına kadar geri döneceğiz. İlk ilmeğimizi bir kez, bir kez daha, iki kez, iki zincir çekerek başladık. Köşede çekme yapmasın. Diğerlerine ikişer ikişer aynı işlemi yapmaya devam ediyoruz. İkili ikili bir kere dolayıp kapatıyoruz. Bir kere dolayıp kapatıyoruz. Sıra başına kadar bu sırayı da bu şekilde devam edeceğiz. Yeleklerinizin sadece etek ucunda bir iki sıra bu şekilde yapıp geri kalan kısmını sadece kırmızıyla, yani tek renkle devam edebilirsiniz. Güzel, top top, hoş duran bir model. 2 2 hepsinden kapatarak başa kadar geldim. Son ilmeklerimi de kapattım ve bir ilmeğim kaldı. Bakın modelimiz belirginleşti. Şimdi kırmızı ipime geçiyorum tekrar. Sarı ipimi bırakmıyorum. Sarı ipimle bir zincir çekeceğim. İyice sıkıştıralım. Bir tane daha çekiyorum. Ve sarı ipimi arka tarafa alıyorum artık. Şimdi yine iki zincir çekerek sıra başında başladım. Ve bütün boşluklara birer kez batarak sıra sonuna kadar devam edeceğim. Bu şekilde. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki sırayı yapalım mı bilmiyorum. Anlaşıldığını düşünüyorum. Bir sonraki 3 sıra kırmızı öreceğiz bu şekilde. Gideceğiz, kapatarak geleceğiz. 1. Gideceğiz, kapatarak geleceğiz. 2. Gideceğiz. İlmek çıkararak sıra sonuna kadar gideceğiz. Kapatarak geri geleceğiz. 3 kez bu işlemi yaptıktan sonra kırmızı ipimizle, daha sonra sarıyla yine biraz önce yaptığımız işlemi yapacağız. Fakat bu sefer aradaki sarıların arasındaki 5 boşluktan 3.sine batarak aynı hizaya denk gelmesinler diye bunu yapıyoruz. Şimdi onu göstereceğim. Çok uzun uzun anlatmak istemiyorum. Sıkılmayın diye. Bakın şu arada 5'er tane boşluk bıraktık ya. 3 kez gidip geldikten sonra kırmızıyla bir sonraki bonbonumuzu, şu top şeklindeki şekillerimizi ortadan çıkaracağız arkadaşlar. Sarı ipimizle yine ortadan aynı işlemi yapacağız. Her bir sonrakinde de bunların hizasında bu şekilde devam edeceğiz. Ben şimdi birkaç sıra öreceğim. İkinci bonbonumu da yapıp geleceğim arkadaşlar. Son haliyle modelim. 3 sırayı tamamladım arkadaşlar. Bir kez gidip geldim 1 sıra, gidip geldim 2 sıra, gidip geldim 3 sıra şeklinde. Bunu unutmayın. Her gittiğiniz sırayı saymıyoruz. Gidip geliyoruz, 1 sırayı tamamlamış oluyoruz. Şimdi tekrar bir sonraki rengime geçeceğim. Bu pomponları da ikinci kez birlikte yapalım istedim. Tam anlamıyla anlamamış olabilirsiniz. Şimdi sıra başındayım. İpimi değiştiriyorum hemen. 1, 2 zincir çektim. Kırmızı ipimi sıkıyorum iyice. Hemen ilk boşluğa batsın bir kez. Hemen yanındakine geçiyorum. 2 kez. Burada
sayıyorum hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 5 boşluğum var. 1, 2, 3'üncüsüne. Denk gelen yere batacağım. Yani bir sonrakine. Battım. Bir kere üzerine doluyorum. Batıyorum. Bir kere üzerine doluyorum. 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmek olana kadar bu işlemi yaptım. Daha sonra hepsini birlikte bir seferde çıkardım ve kapadım. Bir sonrakine geçtim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane batırdım. 6.'ya batırdım, bir ilmek çıkardım, üzerine aldım. Batırdım. 3. Üzerine aldım, 4. Batırdım. 5, 6, 7, 8, 9 ve hepsini birlikte çıkarıyorum. 9 tanesini birlikte. Ve kapatıyorum bir zincirle. Arasında 5'er tane var. 1, 2, 3. İlk sırada da 5'er tane bıraktığımız için 4, 5 taneden sonrakine yaptığımızda tam denk gelecek. 5 kez battık. 6.'ya batıyorum. Bir kez çıkardım. Üstüne aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9'unu birden çıkardım. Kapattım. Bakın ikinci modellerimiz de bu şekilde oluştu arkadaşlar. Şimdi ben sıra sonuna kadar buraya devam edeceğim. Kapatacağım. Geri gelip kapatarak geri geleceğim ve modelimin son halini size göstereceğim arkadaşlar. Son hali bu şekilde arkadaşlar. Bir dahaki sefere yine 3 sıra kırmızıyla aradaki normal işlemimizi yaptıktan sonra toplarımızı bu sefer bu topların ortasından çıkaracağız. Bu şekilde devam edip gidecek modelimiz arkadaşlar. İsterseniz dediğim gibi yelek yaparsanız sadece etek kısmına koyabilirsiniz. Kazaklarda etek kısmına, kol kısmına koyabilirsiniz. Tümünde bunu uygulamanız gerekmiyor. Çok güzel durdu bence. Çok beğenerek ben de hazırladım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.